İkinci dereceden ifadeleri çarpanlara ayırma konusunda farklı teknikleri anlattığımız başka videolarımız da var. Fakat bu videoda hangi tekniği kullanacağımıza nasıl karar verdiğimizi göstermek için alıştırma yapmak istiyorum. Bunun için şimdi buraya birkaç tane ikinci dereceden ifade yazacağım. Sorulara beraber bakmadan önce videoyu durdurmanızı ve kendi başınıza çözmeyi denemenizi tavsiye ederim. Evet, ilk ifademiz 6x kare artı 3x olsun. Şimdi videoyu durdurun ve kendiniz bunu çarpanlarına ayırmayı deneyin. Buradaki her iki teriminde ortak bir çarpana sahip olduğunu hemen fark etmiş olabilirsiniz. Her ikisi de 3'e bölünebilir. 6 da 3'e bölünebilir ve tabii ki 3 de 3'e bölünebilir. Ayrıca her ikisi de x ile de bölünebilir. Bu durumda 3x'i çarpanlardan biri olarak düşünürsek, 6x kare bölü 3x dediğimizde 2x ve 3x'i 3x'e böldüğümüzde de 1 olur. Aslında burada yapılabilecek çarpanlara ayırma işlemi de zaten zaten bu kadardır. Bu ikisinin aynı şeyi ifade ettiğini 3x'i içeri dağıtarak doğrulayabilirsiniz. 3x çarpı 2x 6x karedir, 3x çarpı 1 ise 3x'dir. Hepsi bu kadar. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak için yapabileceğiniz tek şey gerçekten de budur. Az önce yaptığımız gibi ortak bir çarpan bulup ifadeyi bununla çarpanlarına ayırmak bu örnekte yapmamız gereken şeydi ama gelecekteki örneklerde bunun genellikle sadece başlangıç için iyi bir adım olduğunu göreceğiz. Yani ilk olarak terimlerin ortak bir çarpanı olup olmadığını kontrol etmek ve eğer ortak çarpan varsa bunu çarpanlardan biri olarak seçmeyi denemek evet iyi bir yöntemdir. Hadi Başka bir örnek yapalım. Diyelim ki bu sefer 4x kare eksi 4 x eksi 48 şeklinde bir ifademiz olsun. Şimdi videoyu durdurun ve bunu siz çarpanlarına ayırmayı deneyin. Pekala, sanırım ilk olarak terimlerin ortak bir çarpanı olduğunu fark etmişsinizdir. Hepsi 4'e bölünebilir. 4 zaten 4'e bölünebilir ve 48 de 4'e bölünebilir. O halde 4'ü dışarı alalım. Bu 4 çarpı x kare eksi x eksi 12 ile aynı şeydir. Burada yaptığım tek şey bunların her birini 4'e bölmek ve 4'ü dışarı almak. 4'ü içeri dağıtabilir ve bu iki ifadenin aynı olduğunu doğrulayabilirsiniz. Peki bitti mi? Hayır. Parantezin içindekileri daha fazla çarpanlarına ayırabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Burada fark etmemiz gereken kilit şey şu bu x karenin katsayısı sayısı 1'dir. Bu ikinci dereceden ifadeyi ilk olarak x kare ardından x son olarak da sabit terim yani x üzeri sıfırlı terim olacak şekilde standart formda yazdım. Şimdi burada kat sayı olarak 1 varsa o zaman benim şunu sormam lazım. Toplamları x'in yani x üzeri birli terimin kat sayısına, çarpımları da sabit terimin yani x üzeri sıfırlı terimin kat eşit olan iki sayı var mıdır? Başlangıçta bu buradaki 1'i görmemiştiniz ama aslında burada katsayı olarak 1 vardır. Şu eksi de eksi 1 x ile aynı şeydir. Dolayısıyla şu an a ve b diye iki sayı arıyoruz. a artı b eksi 1'e eşit, a çarpı b de eksi 12'ye eşit olacak. Bu başka videolarda gösterdiğimiz bir teknikti ve burada da hey belki de bu yöntemi burada kullanabiliriz diye fark etmiş olmanız gerekiyor. Evet, a çarpı b eksi 12'yi eşitledik. Şimdi burada fark etmeniz gereken birkaç önemli şey var. İki sayıyı çarptığımızda bunların çarpımı negatif bir sayıyı veriyorsa, bu iki sayının farklı işaretlere sahip oldukları anlamına gelir. Yani biri pozitif, diğeri de negatif olmalıdır. Eğer aynı işarete sahip olsalardı, çarpımın işareti de pozitif olurdu, öyle değil mi? Öyleyse şimdi 12'nin çarpanlarını bir düşünelim ve bunu yaparken özellikle farklı işaret kombinasyonlarına da dikkat edelim. Mesela ilk olarak 1 ve 12'yi düşünebiliriz. Eksi 1 ile 12'yi düşünürsek, eksi 1 artı 12 artı Artı 11 eder ya da diğer alternatifler olan eksi 12 ile artı 1'i düşünmüş olabilirsiniz ki onların toplamı da eksi 11 olur. Ancak her iki türlü de aradığımız sayılar bunlar değil. 2 ve 6'ya bakalım. Eksi 2 ve 6 toplandığında 4 eder, Eksi 6 ve 2 ise eksi 4 eder, yani aradığımız sayılar bunlar da değil. Peki 3 ve 4 bakalım. Eksi 3 ve 4'ü toplarsak artı 1 eder. 3 ve eksi 4 ise aradığımız sonucu verir. Bu ikisini topladığınızda ve çarptığınızda çarpmanın sonucunda eksi 12, toplamanın sonucunda ise eksi 1 elde ediyoruz. O zaman parantez içine şöyle yazabiliriz. Buraya 4 çarpı diyeceğiz. Şimdi bunu iki binom olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Birincisi x artı 3 olacak ve ikincisi de x artı eksi 4 ya da x eksi 4 diyebiliriz. Ve işimiz bitti. Eğer herhangi bir noktada kafanız karıştıysa, polinomları çarpanlara ayırma konusuna giriş videolarını tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Buradaki kilit şey kullanılacak yöntemi fark etmek. Bir kez daha tekrar edersek öncelikle herhangi bir ortak çarpan varsa bunu dışarı alırız ki bunu her iki örnekte de yaptık ve ardından da buradaki ifadeyi standart formda yazdıktan sonra ikinci dereceli terimin yani x kare terimin önündeki katsayı 1 ise toplamları x'li terimin katsayısını çarpımları da sabit terime eşit olan iki sayıyı düşünürüz. Bu örnekte bu sayılar 3 ve eksi 4'tü ve bu ifadeyi işte de bu şekilde çarpanlarını ayırmayı başardık. Diğer videolarda bunun ispatlarını da görebilirsiniz. Şimdi gelin başka bir örnek daha yapalım. Hiçbir zaman alıştırma yapmaya doymuyoruz, değil mi? Evet. Bu örnekte de her zaman olduğu gibi videoyu duraklatabilir ve kendiniz üzerinde çalışmayı deneyebilirsiniz. İfademiz 3x kare artı 30 artı 75. Tamam, kendiniz yapmayı denediniz diye varsayıyorum. İlk olarak tüm terimlerin 3'e bölünebileceğini hemen görebiliyorsunuz. O zaman 3 çarpanını dışarı alalım. Bu durumda 3 çarpı x kare artı, <laughs> pardon burada bir x olmalıydı değil mi? Özür dilerim. Ee, esas şimdi doğru şeyi yazdığıma göre videoyu tekrar duraklatın ve çarpanlara ayırmayı yapıp yapamayacağınıza yeniden bakın. Evet bir bakalım, ilk önce 3'ü dışarı almak e, hala güzel bir fikir. Devam edersek 3 çarpı, x kare artı 10 x artı 25. Bu noktada hemen az önceki örnekte kullandığımız tekniği kullanalım diye düşünebilirsiniz. Burada da x karenin katsayısı 1 ve ifade standart formda yazılmış. Toplamları 10 olan iki sayı düşünmemiz gerekiyor. Yani a artı b 10'a eşit olacak ve bunların çarpımı da yani a çarpı b de 25'e eşit olacak. Evet bu işe yarayabilir. 25'in çarpanlarına bakarsanız ki bu ikisinin de işaretleri pozitif olduğuna göre burada iki pozitif sayı ile ilgilendiğimizi de görebiliyoruz. 25'in çarpanlarından 5 ve 5'i düşünebiliriz. Bunlar aradığımız iki sayı gibi görünüyor değil mi? 5 artı 5 10'a eşittir ve 5 çarpı 5 de 25'tir. Aynen az önceki tekniği kullanarak bunun 3 çarpı x artı 5 çarpı x artı 5 olduğunu veya 3 çarpı x artı artı 5'in karesi olduğunu söyleyebiliriz. Bazılarınız bu tekniği kullanmadan da bunun tam kareye eşit olduğunu fark edebilirdik diye düşünebilir. Çünkü burada tam kare olan bir sabit terimimiz var. Evet bu iyi bir işaret. Bunu görünce belki de ifade tam kare bir polinomdur diye düşünmeniz gerekebilir. Sabit terim bir tam kare olduğunda ve onun kare kökünün iki katı bu kat sayıya eşit olduğunda bu durum tam kare ile uğraştığımıza işaret eder. Ancak her iki durumda da yani ifadenin bir tam kare olduğunu anlamanız da ikinci soruda kullandığımız tekniği kullanmanız da sizi aranan cevaba ulaştıracaktır.